selam olsun Silivri'mizin karda kuşta mahalle mahalle dolaşan ak yürekli, ak gençliğine dördüncü olan kovduğumuzdan selamlarımı ve saygılarımı diliyorum. Sizleri en kalbi kırıklarına selamlıyorum. Silivri ilçemizin 4. Romana Kalkı'nda hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu ülkenin meclisleri olarak milletimizin geleceği, ülkemizin yarınları bizlere yakından giren milletidir. Ne mutlu bizlerin ki şu anda icraatımızda özel yaptığımız bu cennet adına adaletin kodaklılığına başa sorduğu milletimizin hükümetler başlığı hiçbir düşünce yani siyasetin en büyük konularında yetişiyor ve hizmet görüşünde biz de var ediyoruz. Buraya bir düşenlere hep aldığımız bayrağı daha ileri taşıma koymalıdır. Bunu sizlerle Adana arkadaşlarımıza hayırlı olsun diyor. Aramızda iki katılırsa arkadaşlarımıza da ak siyasete hoş geldin diyorum. Üzerlerinde düşenlerin bu şekilde lanetin yanındaki düzenlerin macunu sizlere paylaşmak istiyorum. Kendimizin, sivil ülkemize, ülkemize, ülkemize ve insanlarımıza da yardımcımızın temel yolları. Allah yar ve yardımcımız olsun. Önce hazırım. Açılış bir yolları yapılmıştır. Hazırlı tepkendeki imzalara göre kendimizin toplanması için gerekli çoğunluğu sağlanmıştır. Şimdi kendimizin ilgili yapıyorum. Dur. Değerli Hazırım, İmam Başkanlığı'nın sınırlarına ilgili sorum. Ben AK Parti Gençlik Kurulu'nun İstanbul Başkan Yardımcısı Tarkan Koç'a koydum. İmam Başkan Yardımcımız Gençlik Kurulu'nun öldür bilgimiz Sinan Erdoğan. İmam Kreatif Bilgimiz Aygün Çardak Hanımefendi ve Muhammed Kılıçer kardeşim. Değerli konuklar, kıymetli delegeler, hanımefendiler ve öğrenciler. Sayın milletvekillerim, yönetim kurulum, meclis üyelerim, kadın kollarımız, siz değerli basın mensuplarımız ve Türkiye sevdalısı gençler, hepinize selam olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben kongremizin öncelikle hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Kongremimiz yenilenme süreçlerimiz, kongremimiz heyecanlarımız, düğünlerimiz, bayramlarımız. Ana kademe kongremizden sonra kadın kolları kongremizle gerçekleştirdik. Allah'a hamdolsun bugün de siz sevgili gençlerimizin kongresiyle yine heyecanlandık. Rabbim hayırlar getirsin, hayırlar versin ve güzel işler yapmayı nasip kısmet etsin. Kongremiz buna vesile olsun inşallah. Ve gençlik kollarımızın kongreleri yenilenme süreçleriyle birlikte daha da fazla önem taşıyor. Yenilenmek, görev değişiklikleri bu anlamda benim için çok değerli bir gün, çok önemli. Gençliğimizin içindeki sinerji teşkilatımızla yayılan enerjidir. Bu açıdan bugünü çok fazla önemsiyorum. Ve gençlik kollarımızın değerleri, gençlik kollarımızın bugün yüklendiği misyon AK Parti'de çok farklı. Gençlik kollarımız birer okul, gençlik kollarımız birer akademi, gençlik kollarımız bizim insan kaynağımız. Biz bu eve dikkat buyurursanız, biz gençlerimizi diğer partiler ve diğer anlayışlar gibi sadece çirkin emeller için sahaya salınan bir kol olarak görmedik. Hiçbir zamanlar görmeyeceğiz. Bunun en basit örneğini ya da en acı örneğini biz gezi olaylarında gördük ve ibretle de seyrettik. Sinirde de bunun örnekleri yaşandı. Ortaokul
çağındaki çocuklar Silivri'den toplanıp gezi olaylarında ellerine montof kokteyleri verilir bu gençlerimize. Yanlış yönlendirmelerle, kafalarını bulandırmalarla. Bizim gençliğimiz AK Parti'nin gençliği böyle bir gençlik olmadı, olamaz. Bizim böyle bir anlayışımız yok. Biz gençlerimizi her zaman partimizi ileriye taşıyan bir lokomotif güç olarak gördük. Ve görmeye de devam edeceğiz. Bunun örneklerini meclisimizde görebiliriz. Bunun örneğini AK Parti'nin her kademesinde görürüz. Bunun örneğini sivil teşkilatımızda da görmek mümkün. Yeni ilçe yönetimimizde de gençlerimizin önünün açıldığı resmi oradadır. Ben bu anlamda gençlik kolları başkanımıza, eski gençlik kolları başkanı olan Ferhat'cığım artık, ben başarılar da diliyorum ana kademede. Rabbim yolumuzu açık etsin. Gençlerimizin her zaman açarak ilerlemeye inşallah devam edeceğiz. Biz gençlerimizle birlikte sevgili, ileriye dönük hizmet anlayışıyla siyaset yapıyoruz. Bu süreçten sonra gençlerimizden tabii ki çok önemli beklentilerimiz var. Çok önemli misyonlarımız var. Gençlerle ekonomik, sosyal, kültürel, eğitim, sağlık, ulaşım, enerji, güvenlik, hukuk, gıda, tarım başta olmak üzere son 12 yılda yaptıklarımızı kapı kapı gezerek anlatmak zorundayız değerli gençler. Bu en önemli vicdani ve vatani görevimizdir. Bunun daha ötesi yok. Vatani görevimiz olacak bundan sonrasında. Bu böyleydi, böyle de devam edecek bu seçim sürecinde. Çünkü bir vesayet örgütünün yıllarca sessizce, sinsice şantaj, tehdit ve kumpaslarla kendi hırsla emellerine ulaşmak için her yolu meşgul sayan uluslararası güçlerin nasıl oyuncağı haline geldiğini dehşetle öğrendik. Milli değerlerimizin pervasızca çiğnendiğini, mazlumlara giden yardımların bile çalındığını, çözüm sürecinin nasıl sabote edildiğini, kardeşlik, hak, hukuk, saygı, sevgi ve yardımlaşma kavramlarının nasıl içlerin boşaltıldığını bu bir yıllık süreçte birlikte yaşadık. Şimdi de görüyoruz ki Allah'a hamdolsun Türkiye bir uçurumun kenarından dönmüştür. Millet ülkesine, istikbaline, istikdarine sahip çıkmış, taşeronlara geçit vermemiş ve bu oyunu bozmuş. Burası çok önemli. Merhum Menderes'in kaderinin tekrar zuhur etmemesine milletimiz fırsat tanımamıştır. Amaç buydu değerli gençler. Biz bunun için bu seçimlerde kapı kapı gezmek zorundayız. Bunun için çok çalışmak zorundayız. Biz bu karanlık suç örgütlerinin, onların işbirlikçilerinin ve her türlü darbe girişiminin direnmeleri olduk. Yeni Türkiye yolunda üzerimize düşen sorumlulukların farkındayız. İyiliğin ve hayrın tavsiyesi ve yayılması için, hakkın ve hukukun korunması için, adaletin şaşmaz ilke olduğu müreffeh bir Türkiye için çalışacağız. Yeni Türkiye yolunda bu toplumun çocuklarına ve dünyadaki mazlumlara söylenecek her güzel şeyin yanındaydık, yanında olmaya da devam edeceğiz. Bu yolculukta aklı ve vicdanı olan herkesi yanımızda görmek istiyoruz ve herkesi yanımıza çağırıyoruz. Gençler olarak en büyük hedefimizin 7 Haziran'daki seçimlerde üstün bir başarı elde etmek olduğunun altını tekrar çizmek istiyorum değerli gençler. Bu vesileyle devletine, milletine sahip çıkan, milli ve manevi değerleriyle yozlaşmayan, komşusuna yabancılaşmayan, etnekimi misali manevi değerlerine bağlı, demokrasiye bağlı, hak ve özgürlüklerine, insan haklarına bağlı bireylerin yetiştirildiği yer olan AK Parti gençlik kollarımıza katılan tüm gençlerimizi tebrik ediyorum ve doğru adreste bulunduklarını tekrar belirtmek istiyorum. Kongremiz hayırlı da vesile olsun. Hepinizi selamların en güzel anamın selamıyla selamlıyorum ve Allah'a emanet ediyorum.
üyelerimiz, sevgili hanımefendiler ve efendiler, gençlik coşkusu yüreğine sinmiş güzel kardeşlerim, canlı gönülden selamlıyorum sizi ve hayırlı olsun kontrolümüz diyorum. Kurucu Başkan Rıza ile başladık. Sonra Volkan Yaşar, sonra Bayram Üstündağ, şu an burada SKM Başkanlığı ile devam ediyoruz. Sonra sevgili kardeşimiz Rıfat Kutlu, Rıfat Büyükşehir Meclisi'yiz. Bakın ne güzel kardeşlerimiz meclis ve Büyükşehir'in diğer kademelerde sorumlulukları var. Sonra Ferhat şimdi dış ilişkilerden sorumlu İlçe Başkan Yardımcımız. Ve inşallah Orhan Koç, Koç gibi bir yönetim. Yüreği güzel, kendi güzel kardeşim. İnanıyorum ki güzel bir yönetimle bu bayrağı devralacak. AK Parti'nin farkı şu, bayrak yarışında mevki alınır, diğer kardeş devam eder. AK Parti de öyle değil. Mevki alınır, evet yine görev değişimi olur. Ama yanındaki kardeşi odunla birlikte koşmaya devam eder. O yüzden Ferhat son dedi ya, son gün koşmaya devam. Yola devam, durmak yok, yola devam. Birazdan Filipin milletvekilimiz Harun Karaca, Filipin koordinatörümüz, Türkiye gündemi ve dünya gündemiyle ilgili görüşlerini ifade edecek. Ben şunu söylemek istiyorum kısa cümlelerle. Gençlik AK Parti'de farklı dedik ya, ilk önce bugün sadece gelecek değil AK Parti için. Hem bugün hem gelecek demek gençlik. Bunu niye söylüyorum? Bakın şu anda sorumluluklarını ifade ettiğimiz genç kardeşlerimiz Silivri ölçeğinde bu görevleri yapıyor. Milletvekili olan kardeşlerimiz var. Mehmet Muş şu anda genel başkan yardımcımız. Sevgili Bülent Turan, Meşkilat Başkanlığından bugün çok ciddi sorumluluklar alıyor. Bakan yardımcılarımızdan biri Erkan Kandemir ki İstanbul İl Başkanımız Erkan. Doğru mu? Alkışlar onun için diyorum. Bakan yardımcımız şimdi milletvekili adı. Bugün niye söylüyorum? Makam ve mevkiler adına söylemiyoruz. Genç nesiller bu bayrağı devrederken aldıkları tecrübe, coşku ve heyecanla bu bayrağı taşırken bir taraftan da geleceğimizi oluşturacak. Ama şu, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yer, Cihan Fatih'in, İstanbul ki Napolyon'un dünya tek devlet olsa başkenti İstanbul olur. Ve Fatih İstanbul'u 21 yaşından fethettiyse o genç yolunda arkasındaki akşam sektirleri düşünürüz derinler. Niye? Çünkü bilgi önemli. Çünkü bilgi önemli. Çünkü gençliği kendini yetiştirmesi, kendini çok iyi konumun hale getirmesi çok değerli. Çünkü bu arkadaşlarımız bugün Abdülhamim Bey, bugün Cihan kardeşimiz İstanbul'u yöneten Selim Tümurcu Başkanlığındaki İl Başkan Yardımcısıysa eğer, bugün Yasettin Ergin İstanbul'un gençliğinin başkanıysa eğer, aynı zamanda ehliyet ve liyakat, aynı zamanda birikim ve bununla birlikte o bayrağı devralıyor. O yüzden diyorum ki ben, bir taraftan eğitime, bir taraftan belediyelerimiz ve hükümetimizin gençlerimiz için sağladığı bu emanete hep birlikte sahip çıkacağız. Konuşacak çok şey var. Türkiye ölçeğinde anlatılacak çok şey var. Ama ben de biliyorum ki bir sonraki önümüzdeki seçimlerin öneminden fark eden sevgili gençlerimiz 2015 Haziran'daki seçimlerde Türkiye'de olduğu gibi inşallah anayasal çoğunluğu sağlayacak. Bu bayrağı Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi'ne verecek, bu başarıya öncülük edecek kardeşlerimiz olacak. Kiminle? Orhan Koç Başkanlığı'nda, Koç gibi bir başkanlığı birlikte yeni yönetimle şimdiden yeniden yapıp Ankara'da başkentte bir ablamız var. Nerede, ne zaman, ne olursa olsun inşallah hep birlikte olmaya devam edeceğiz. Ve en kısa sürede inşallah grupta da sizi saygılayacağız.
Sayın Başbakanımızla birlikte onu da dinlemeye şimdiden davet edelim. O enerjiyi, o sinerjiyi oradan da alalım diyorum. Ve bugüne kadar kurucu başkandan yönetimine, tüm ilçe başkanlarımıza görev almış, Ferhat Bey'le birlikte devam eden yönetim dışında Ferhat kardeşimle birlikte görev alan tüm kardeşlerine yüreğine, gönlüne sağlık. Allah razı olsun diyorum. Onları tebrik ediyorum. Ve yeni başkanımız olan Koç Bey yönetimine de yürekten başarılar diliyorum.